Rıza'cığım. Gene unutmuşsun malzemeleri asansörde. Hay Allah. Kusura bakma, makbule. Buraları bitirdikten sonra şuralarla da ilgileniver. Babam. Efendim oğlum, bir şey mi oldu? Bir şey olmadı ya. Akşama geç kalma diye aradım. Akşam bir şey mi vardı? Ziyafet var. Yarışmadan kazanacağım parayla sana şöyle güzel bir ziyafet yapayım diyorum. Aslanım benim. Unutmadım, unutur muyum? Keşke yanında olsaydım. Ama işte işten izin vermediler. Hadi ya. Neyse, kısmet. Umutcuğum, inan baban senden daha heyecanlı. Sabahtan beri hiç aklından çıkmadı. Bu arada asansörde malzemeleri yine unuttum. Yani senin de diline düştük Makbule ha. Etkinlik adına lütfen. Babam ben kaçmam lazım, otobüs geldi. Konuşuruz yine, tamam. Hadi kolay gelsin sana. Tamam oğlum, hadi hadi. Hadi öpüyorum gözlerinden. Çok özür diliyorum. Sorun değil. Çok sorun çok değil. Pardon. Çok pardon. Çok özür diliyorum. Sorun tekrar. Kusura bakmayın. Sorun değil. Bir an fren yapınca şey oldu. Lütfen. Hanımefendi ne kapısı ya? Ne malum burada çaldırdım? Otobüse binmeden hemen önce arkadaşımla mesajlaştım. Burada çalındı eminim. En yakın karakola devam edin lütfen. Hanımefendi bütün otobüs karakola mı gideceğiz? Şoför bey en yakın karakola devam eder misiniz lütfen? Yoksa sizden de şikayetçi olmak zorunda kalacağım. Hasbinallah. Ne gürültü ya? Abi pardon, bizim işimiz ne kadar sürer tahminen? Bekleyin, ifadeniz alınacak. Hanımefendi, otobüste olduğundan emin misiniz? Evet eminim, çünkü binmeden hemen önce arkadaşımla mesajlaştım, yani başka ihtimal yok. Peki yolcular arasında şüphelendiğiniz biri var mı? Bu mu? Evet ya, en son çantama o dokundu. Beni mi suçluyorsun? Çantamı en son sen dokunmadın mı? Hatta ben inerken o da benimle inmeye çalıştı. Tamam işte, gayet iyi hatırlıyorum o. İyi hatırlıyorsun demek. O kadar güçlü mü hafızan? Güçlü. Zaten bunu hatırlamayacak ne var ya? Bana yaklaştın, çantamı kestin, telefonu çaldın, bu kadar basit. Tamam, hafızan madem o kadar güçlü. O sırada saat kaçtı? 10:30 falandı, ne önemi var? Hayır, değildi. Otobüsün numarasını hatırlıyor musun? Peki yanında kim oturuyordu? Üstünde ne vardı? Otobüs o sırada nereden geçiyordu? Yani ne alakası var? Kim niye hatırlasın bu kadar detayı zaten? O zaman ben sana hatırlatayım. Saat 10:30 değil 10:47 idi. Otobüsün seri numarası O-1600'dü. Sen ortada ayaktaydın. Karşındaki siyah montlu sarışın kadın el aynasından makyajını tazeliyordu. Hemen arkandaki inci tokalı beyaz çantalı kırmızı ojeli kız da telefondan kendine bakıyordu. Biz de tam onun önünde çarpıştık. Hatta... sizdiniz değil mi? Evet bendim. Bir de beyazlı morlu bir kaş kolunuz olması lazım. Evet.
Ya tamam kardeşim, anladık yaptığın şovunu da yani bütün bu anlattıklarının önemi var ki? Sen çantaya gelsene. Sen bana 6 kesik çantayı verdin mi vermedin mi onu söyle. Çarpıştığımızda otobüs Bahçeler Müdürlüğü'nün önünden geçiyordu. Biz çarpışmadan önce çantan zaten kesilmişti. Yani sen otobüse binmeden önce. Belki de otobüs durağında. Gelin. Siyah deri ceketli, kirli sakallı, siyah kordonlu sağ takına da çantanı o kesti. Otobüse binmedi. Biraz ileride duran 34ZE1339 plakalı araca ilerledi. Otobüs aradığında telefonla konuşuyor. Tamam abi. Bir saat evvel gider arasında olurum ben de. Bir saat sonra da vergi dairesinin önünde olacağını söylemişti. İsterseniz plakasına bakabilirsiniz komiseriz. Bir dakika ya. Bu kadar saçmalık yeter herhalde değil mi? İnanmayacaksınız değil mi söylediklerine? Ya çocuk gözümüzün önünde senaryo yazdı. Nasıl inanabilirsiniz ya? Böyle bir şey olamaz. Plakaya baktım. Araç çalıntı. Oğlum sen harbiden bunları tek tek nasıl hatırlıyorsun ya? Aslında bitmedi komiserim. Ha bitmedi. Suçlu burada. Burada. Ortadaki. Hakan Yiğit. Bir saat evvel gider arasında olurum ben de. Bir bekler misin? Bir saniye bekler misin ya? Ya özür diledim. Daha ne söyleyeyim? Ne yapmamı istiyorsun? Bir şey de bari. Ya senin çantan yere düşüyor. Ben sana yardımcı oluyorum. Sen beni gidip hırsızlıkla suçluyorsun. Ne olacaktı? Ya beni içeri atsalardı? Ha? Hiç düşünmüyorsun değil mi bunları? Ya tamam bak haklısın diyorum ya. Haklısın. Panik oldum yani. İnsanlık hali olabiliyor. İnsanlık hali mi? Sen bir de hukukçu olacaksın öyle mi? Senin insanlık hali dediğin şey başkalarının hayatını karartabilir. Farkında mısın? Önyargı diye bir insanlık hali yok. Sen bence adaletin ne olduğunu bir düşün. Ondan sonra avukatlık yap. Yoksa inanmadığın bir şeyi savunamazsın. Çok pardon, affedersiniz. Çok pardon, özür dilerim, affedersiniz. Allah'ın sopası yok işte. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.